Gülcan'ım günaydın. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Dediğim gibi bankacılıkta neler oluyor konusu çok önemli. Çünkü açıkçası dijital bankacılık diye baktığımız zaman geçtiğimiz dönemlerde işte dijital dönüşümü çok konuştuk. Ödeme sistemlerini çok konuştuk ama bankacılıkta yapay zeka kullanımı, pazarlamada kullanımı konusunu pek de konuşulmadığını da gördük. Dolayısıyla bu üzerinde sohbet etmesi çok çok keyifli bir alan. Onun için değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Arzu derseniz şöyle başlayalım. Şimdi veri ve içgörüden bahsediyoruz ve pazarlamada yapay zekanın gideceği yoldan bahsedeceğiz. Arzu derseniz bu toplanan verileri anlamlandırma konusundan öncelikle başlayalım. Siz Akbank olarak toplanan verileri anlamlandırmak için ne gibi çözümler üretiyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Çok önemli bir konuyu konuşacağız bugün diye düşünüyorum. Çünkü bizim sektörümüzde de farklı sektörlerde de dijital dönüşüm konuştuğumuzda dijital dönüşümü paralelde yapay zeka kullanımını yapmadığımızda son derece yavan, herkese uyan tek tip elbise dikmeye çalışan bir çözüm olarak görürüz. Yapay zeka esasında bunun kitlesel ölçekte anlam üretme, kitlesel ölçekte kişisel anlam üretme için kullanabileceğimiz dijitalleşmenin arkasındaki motor diye düşünebiliriz. O nedenle ben de çok önemli olduğuna inanıyorum bu konunun. Siz hani neler yapıyorsunuz dediğinizde öncelikle bir isterseniz süreci kısaca bir hatırlamaya çalışalım. Şimdi toplanan verinin anlamlandırılması, bu anlamlandırma sürecinde yapay zekanın kullanımı nasıl gerçekleşiyor? Ben bunu dört aşamalı bir süreç olarak kavramsallaştırıyorum ama sadece kavramsal olarak bunu söyleyeceğim. Hani çözüm çözüm konuşmak yerine her şeyden önce tabii ki bir veri, büyük veri havuzuna ihtiyaç var bunu yapabilmek için. Öncelikle o havuzun oluşturulması önemli bir alan. İkincisi analitik kabiliyetlerin, özellikle de yapay zeka kabiliyetlerinin bu veri havuzuyla harmanlanması ve analitik kabiliyetlerle veri havuzunun işlenmesi aşaması geliyor ikinci aşamada. Üçüncü aşamayı biraz sizin sorunuz açısından değerlendirmek istiyorum. Çünkü hep hikayeleştirmekten, özellikle de pazarlama konusunda anlam üretmekten bahsettiğimizde verini analitik kabiliyetlerle işlerken aynı zamanda bir bağlam inşasına da ihtiyacımız var. Son aşamada da bir anlam üretiliyor. Bu anlam farklı formlarda olabilir. Bir mesaj şeklinde olabilir, bir öneri şeklinde olabilir, bir ürün olabilir, bir hizmet olabilir. Yani aklınıza gelebilecek bir iş modeli olabilir. Pek çok şey olabilir. Anlam dediğimiz şey, hikaye dediğimiz şey farklı formlarda ortaya çıkabiliyor. Bu dört adımı şimdi çok basit bir örnekle kafamızda ben somutlaştırmak isterim. Birincisi diyelim ki veri olarak işte benim 3 ay boyunca her gün yürüdüğüm adım sayısını ve her sabah tartta gördüğüm kiloyu bir tablo haline getirdiğimizi düşündüğümüzde bu büyük olmayan son derece küçük bir veri tablosu. İkincisi analitik kabiliyetler. Diyelim ki en basit istatistiksel yöntem olan bir lineer regresyon analizi yapalım. İki veri arasında bir pozitif ilişki olup olmadığına bakalım. Üçüncüsü bağlamın inşası. Şimdi bu konuyu birazcık belki irdelememiz anlamlı olabilir bu anlamda. Burada diyelim ki işte benim boyuma, yaşıma vesaireye göre olmam gereken sağlıklı bir kilo aralığını bağlam olarak tanımlayalım. En nihayetinde anlam diye ürettiğimiz şey esasında bana bir tavsiye olabilir. Söz gelimi şöyle bir tavsiye olabilir. İşte Burcu, sen ayda en az atıyorum işte 19-20 gün işte 6852 adım ve üzeri yürürsen senin kilon ay boyunca olman gereken sağlıklı kilo aralığının en düşük kuartalında yani dörtte birlik diliminde yer alır gibi bir anlam ürettiğimizi varsayalım. Ama işte hiçbirisi bunların hepsi öncekilerin hepsi olmadan sonuçtaki anlamın çıkma olasılığı düşük. Yani dolayısıyla hepsinin birden bir arada olması gerekiyor. Şimdi süreci tekrar baktığımızda nelere ihtiyacımız var diye Hakan Bey. Her şeyden önce veriye ihtiyaç var. Tabii ki doğru veriye ihtiyaç var. Hani deriz ya çöp girerse çöp çıkar. Garbage in, garbage out deriz. Ama daha geniş bir büyük veri tanımı yapmamız gerekiyor. Bir kere yeterli büyüklükte olması gerekiyor yapay zeka için. Hem geriye dönük hem gerçek zamanlı olması gerekiyor. Çok çeşitli olması gerekiyor. Bir önceki konuşmacı da esasında bahsetti İbrahim Bey de. Yani hem yapılandırılmış hem yapılandırılmamış farklı şekillerde, farklı biçimlerde, farklı nitelikte verilerin olması gerekiyor. Yeri geldiğinde doğru etiketlenmiş olması gerekiyor. Mümkünse işte sektörler, kurumlar, formatlar, kaynaklar üstü ve bir arada birbiriyle ilişkilendirilebilir. Yani birbiriyle konuşan bir veri havuzuna ihtiyacımız var. Bu birinci koşulumuz. İkinci aşama demiştik veri havuzunun analitik kabiliyetlerle işlenmesi, o anlama doğru giden, hikayeye doğru giden ucu durak.
Burada tabii ki işte veriden başladık ama analitik yetenekleri, insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz. Yetkinliğe ihtiyaç duyuyoruz. Bu insan kaynağından daha öte bir şey. Çünkü bir kurumda yetenek olabiliyor ama yetkinlik zaman içerisinde oluşuyor. Yani farklı data scientistleri bir araya, bir departmanın altında bir araya getirdiğinizde aslında yetkinliği oluşturmuş olmuyorsunuz. Yetkinlik zaman içerisinde, herhangi bir özellikle yapay zeka dikeyinde yetkinlik belirli bir zaman içerisinde oluşuyor. Belirli bir yatırımla oluşuyor. Tabii ki araçlar, altyapı, teknoloji. Bu unsurlar kullanılarak veri ikinci aşamada işleniyor. Bağlamsa aynı veriden, aynı analitik kabiliyetlerle, aynı analitik tespitleri üretebiliyor olmamıza rağmen çok farklı anlamlar ortaya çıkarma gücüne sahip. Buna neden çok fazla değiniyorum? Çünkü anlam üretme, veriden anlam üretme yolculuğunda bu aşamanın ben aynı zamanda bir hikayeleştirme aşaması olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapay zeka tabii çok büyük bir avantaja sahip. Büyük veriyi son derece hızlı bir şekilde modelleyip sonuçlar üretme potansiyeline sahip. Ama yapay zekanın başarılı uygulanabilmesi için yapay zekadaki uzmanlığın aynı zamanda o sektördeki bilgi birikimiyle harmanlanması gerekiyor. Ve o şekilde bağlamın inşası gerekiyor. Biz Akbank'ta bunu nasıl yapıyoruz? Biz burada kendimizi avantajlı konuda hissediyoruz. Çünkü banka olarak işte sektördeki uzun yılların oluşturduğu bir derin bir finans deneyimimiz var, bir bankacılık birikimi var. Bunu yapay zeka yetkinliğiyle birleştirip fark yaratan uygulamaları devreye almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani müşterilerimize o hikayeleştirilmiş şekilde veriyi sunabilme kabiliyeti ancak iş sahipleri, analitik, teknoloji, partner ekosistemimiz hepimizin birlikte yoğun bir işbirliği içerisinde çalışmasıyla ancak ortaya çıkabiliyor. Yani anlam üretimi aslında tek bir partinin sadece analitik yetkinliklerin yapabileceği bir şey değil. Burada bazen yanılsama olduğunu görüyoruz. Bizim için müşterimizin bankamızla yaşadığı her deneyim anının sade olması gerekiyor. Ama sade olmak etkili olmayı da beraberinde getiren bir şey. Son derece kritik bir önem taşıyor. Bunu sağlayabilmek için de ancak özellikle dijitalleşen etkileşim modelinde analitik kabiliyet, arkadaki o zekanın son derece anlamlı sonuçlar üretmesi gerekiyor. Her temas anının aslında daha anlamlı hale gelmesi gerekiyor. Onun için de müşterimize doğru anda onun için anlamlı çözümü üretebilmek gerekiyor. Özellikle dijital dünyada bu son derece kritik. Hiper kişiselleştirilmiş diyebileceğimiz kişilerin finansal hayatını kolaylaştıracak içerikler, manalı öneriler üretmek için biz yapay zekayı kullanıyoruz. Ben bunu biraz formül olarak şöyle düşünüyorum. Yani kitlesel bir ölçek, milyonlarca müşteri, milyonlarca, yüz milyonlarca etkileşim anı düşünün. Onunla beraber sadece kişiye özel üretebileceğiniz bir kişiselleştirme, yani hiper bir kişiselleştirme. Bu ancak dijital ve yapay zekanın evliliğiyle mümkün. Yani bunu yapabilmek ancak dijital mecralarda ve yapay zekanın arkada iyi işlemesiyle mümkün. O nedenle biz bunu çok ayrılmaz işimizin bir parçası olarak görüyoruz ve bu alana yani sadece teknoloji alanında değil aynı zamanda çalışanlarımız açısından da yoğun yatırım yaptığımız bir konu. Süper. Aslında çok kilit kelimeler kullandınız. Bizim de Deloitte'de kullandığımız bir tabir var en son söylediğiniz konuyla paralel. Biz purple people'dan çok bahsederiz. Yani bir tarafta kırmızı insanlar, bir tarafta mavi insanlar ve işte teknoloji ve business diye ama bu işleri başarılı olabilmesi için o mor insanlara ihtiyacımız var. Dediğiniz gibi yetkinlik herhalde bu işin çok kilit noktalarından biri ki o kitleden bireye, hiper bireye doğru gidiş yolculuğunda gerçekten çok önemli olsun. Süper. Evet sadece çok... o nedenle de belki şeyler de diye de düşünmemek lazım. Yani belki veri bilimcileriniz olabilir ama aynı zamanda iş birimlerinizin içerisinde veri bilimcilerinizle birlikte çalışabilecek, aynı dili konuşabilecek iş insanlarına da ihtiyacınız var. Yani bu aynı tarafta onu destekleyecek teknik kişilere de ihtiyacınız var ve bu çok tekil yapılabilecek bir iş olmadığı için onu çevreleyen bir partner sürekli olarak sizi geliştirecek, işte o sınırlarınızı büyütecek bir partner ekosistemine de ihtiyacınız var. Yani bu işler artık eskisi gibi benim olsun, küçük olsun, ben kendi küçük dünyamda her istediğimi yapayım işleri değil bu dünyanın işleri. Harika. Dolayısıyla bu insanları destekliyorum. Süper. Peki özellikle Akbank'ta son dönemde bu veri analizinde kullanılan yöntemler nasıl değişti? Yani bahsettiğiniz o akışta temel istatistikten yapay zekaya doğru giden yolculukta siz Akbank'ı nerede görüyorsunuz? Yani dünya çok hızlı gelişiyor bu alanda. Tabii veri depolama, işleme maliyetleri hızlı bir şekilde düştü son birkaç on yılda. İnsanların işte dijital aktiviteleriyle birlikte ürettikleri veri miktarı inanılmaz. Yani bir eksponansiyel bir artış gördük. İşte yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri gördük. Bu alana yapılan inanılmaz yatırımlar gördük. Yani dolayısıyla hani bize düşen görev burada, biz kurum olarak öyle görüyoruz. Hani trendleri yakından takip etmek, çalışanlarımızı sürekli geliştirmek.
Bir de daha önce de söylediğim gibi hani o partner, hizmet sağlayıcılar, doğru işbirlikleri onlar son derece kritik. Şimdi biz geçmişte tabii neler yapılıyordu? Geleneksel, istatistiksel yaklaşımlar vardı hepimizin üniversitede öğrendiği. Şimdi onlar artık o işte kredi riski fiyatlama, müşteri eğilim modellemeleri vesaire gibi konuşabileceğimiz bütün o çalışmalar günümüzde makine öğrenmesi yöntemleriyle yapılıyor. Eskisi gibi klasik o geleneksel istatistiksel yaklaşımlar çok az, çok seyrek kullanılıyor. Bunun yanında yapay zeka nerede kullanılıyor? Artık yapay zeka destekli chatbotlar, robo advisorlar bizim finansal günlük yaşantımızın esasında çok içindeler. Çoktan bu hale geldiler. Ayrıca bu teknolojiler süreçlerin otomasyonunu da önemli ölçüde artırıyor. Büyük bir verimlilik artışı yaratıyor. Potansiyel farklı fırsatları da beraberine getiriyor. Yani aslında insanın karar verme sürecine makinenin ve yapay zekanın son derece büyük katkı yaptığını biz görebiliyoruz. Bizim uygulamalarımızı belki isterseniz birkaç somut örnek anlatabilirim. Yani neler yapıyoruz diye baktığımızda. Bunlardan bir tanesi biraz daha satış pazarlama tarafı ile ilgili. Tüm etkileşim kanallarımızda kullanılan ve müşterilerimize doğru teklif oluşturmak için aslında pek çok yerde kullanılan veriyle beslenen bir satış ve öneri zekasına sahibiz. Biz buna finansal zeka, FIZ diyoruz. Basitçe bir makine, bir şey makinesi, recommendation engine düşünün. Müşterilerimize doğru zamanda doğru ürünü önermemize olanak sağlıyor. Bu yolculuğumuz bizim bir MPTB dediğimiz, yani müşterinin bir sonraki aşamada alacağı ürün nedir tahminleme modeliyle başlamıştı. Ama zaman içerisinde biz bu makinenin arkasındaki model setini inanılmaz derecede genişlettik. İşte hem çeşitlilik olarak artırdık, sadece MPTB değil, tutundurma, etkinleştirme, aktivasyon, retention vesaire diyebileceğimiz pek çok model seti geldi. Ve veri seti de inanılmaz derecede büyüdü arkada. En nihayetinde bugün FIZ'in arkasında yaklaşık 2000 farklı değişken setine üzerine kurulu, yüzden fazla modelden beslenen bir makine haline geldi. Ve FIZ sayesinde biz aktif müşterilerimizin her ay %85 için teklif üretip sunabiliyoruz. Mesela bu bir örnek. İkincisi bir şey chatbot. Akbank Asistan. Biz bunu geçtiğimiz yıl eskiden bizim akbank.com'daydı. Akbank Mobile entegre ettik. Ama aynı zamanda teknik olarak da çok güçlendirdiğimiz bir süreçten geçtik Akbank Asistan'ı. Yapay zeka ile çalışıyor. 210 tane farklı süreçte müşterilerimize yardımcı olabiliyor. Hatta bunlardan 85 civarındasını baştan sona tamamlayabiliyor. %90 anlama kabiliyetine sahip. Yani aslında bu da teknik açıdan arkada yapay zeka ile çalıştığı çok güçlü bir chatbot. Ama burada yine bir önceki konuşmamızdaki sorudaki cevabım gibi bir parantez açıp kapatmak isterim. Yine burada sadece çok iyi anlayabilen bir teknik kabiliyeti, çok güçlü bir chatbot yapmak yeterli olmuyor. Aynı zamanda biz Akbank olarak bunu deneyim ve tasarım vurgumuzda chatbot çalışmamızda biraz farklılaştırdık. Akbank Asistan'ın deneyimini, müşteri deneyimini uluslararası bir ajansla sıfırdan tasarladık. Yani sadece adı kanala koymak veyahut da sadece teknik açıdan güçlendirmekle şey yapmak istemedik, yetinmek istemedik. İşte karakterini, kimdir, bir robot olduğunu bilir mi, insan mı sanır kendisini, diyalogları nasıldır, müşterinin yakışacağı akışlar nasıldır vesaire diye son derece detaylı bir şekilde çalışmaya gayret ettik. Yani burada yine az önce söylediğim gibi o yapay zekayla insanın anlayışını bir araya getirdiğimiz, tasarım çabamızı bir araya getirdiğimiz bir uygulama olarak ortaya koyduk. Yani böyle hani pure saf yapay zeka diye buna bakmak doğru değil. Buna işte her defasında bir tasarım katmanı, bir insani bir katman eklemek her defasında son derece kritik oluyor. Az önce şeyden de bahsetmiştim. Yani anlamlı içerik üretmek, anlamlı interaction, etkileşim yaratmaktan bahsetmiştim. Bunun için bizim kullandığımız bir başka aracımız daha var. Üçüncü bir örnek olarak da bunu sunabilirim. Akbank Mobil'de bizim müşterilerimizin açtıklarında ekranın önemli bir kısmını kapsayan bir iletişim alanımız, kişiye özel bir iletişim alanımız var. Bunun da arkasında bir yapay zeka çalışıyor. Eylül 2019'dan bu yana Akbank Mobil'de müşterilerimizin kendi büyük verisinden yola çıkarak onlar için anlamlı, sadece kişiye özel bir içerik üretiyoruz ve bu alanda onlara bunu servisimizi sunuyoruz. Şimdi bugün geldiğimiz noktada hani az önce diyordum ya kişiselleştirme ama kitlesel ölçekte ancak dijital ve yapay zekanın birleşimiyle bir araya geldiğinde olabiliyor diye. Şimdi geldiğimiz noktada Hakan Bey ayda 25 milyondan fazla tamamen kişiye özel içgörü sunuyoruz biz. Yani bu aslında çok garip bir şey. 25 milyon tane kişiye özel mesajdan bahsediyoruz. Neler var? İşte diyor ki Burcu aylık nakit akışın bu.
Haftalık nakit akışın bu. Harcama yaptın, iade olduğu bilgileri bu. Haftalık nakit akışı ileriye dönük öngörüm bu. Burcu sen farkında mısın? Bu kadar birikim yapabilirsin. Vesaire gibi bir sürü akıllı ipucunu bununla birlikte müşterilerimize sunabilir haldeyiz. Bir de devam eden bir yolculuk sürekli. Biz bunu bu yolculuğa Eylül 2019'da başladığımızda 20 farklı senaryo, farklı senaryo biçimleri yaratıyorsunuz. Böyle bir yolculuktu. Zaman içerisinde bizim ekiplerimiz bunu 40'a çıkardılar. Aynı zamanda yine gelişim için söylüyorum. Hani sadece içgörü sunarak başlamıştık. Sonra o içgörülerin arkasında müşterilerimize aynı zamanda finansal çözümler ilave ederek deneyimi daha da iyileştirdiler. Son olarak bir geliştirme daha geçtiğimiz senenin sonunda yaptık. Onda da bir başka bir seviye artık. Hani sadece içeriğin kişisel olması değil, aynı zamanda içeriğin size görünür olmasının da kişiselleşmesi adına müşterilerimize bu içgörülerin beğenisini de oylama imkanı sağladık. Yani hani kişiselleştirmenin ve bunu yine dediğim gibi kitlesel ölçekte yapmanın yolu böyle yapay zekayı geliştirmek de mümkün. Son bir örnek, onu da çok kısa bahsedeyim neler yapıyoruz diye. Yine makine öğrenmesinden faydalandığımız bir konu. Kredi riski yönetimi konusunda. Bundan birkaç yıl önce yapay zeka kullanarak kredi risk modellemesi yapalım bakış açısıyla Silikon Vadisi'nden önde gelen bir şirketle işbirliği kurduk. Ve şimdi biz pek çok kredi değerlendirme modelimizi makine öğrenmesi algoritmalarıyla yenilemiş durumdayız. Dolayısıyla hani bizim sektörümüzde veya bizim kurumumuzda bakarsanız satış pazarlamadan kredi değerlendirme, müşteri için içerik üretmekten, anlamlı içerik üretmekten chatbotlara kadar pek çok örnek sunmak, anlatmak mümkün yapay zekanın kullanım alanları. Yani iş bu basit regresyon dedim ya az önce, hani o regresyondan buralara geldi artık. Çok çok hızlı bir geçiş. Gerçekten dönüşüm ciddi anlamda. Ama söylediklerinizden şu dikkatimi çekti Burcu Hanım. Özellikle müşteri deneyimi, yani yolculuklar üzerinden anlattınız aslında baktığınız zaman. Yani hem Robo Advisor, chatbot olsun, az önce bahsettiğiniz yapay zeka uygulamaları olsun. Benim gibi finansal okuryazarlığım olsa da bazı konularla uğraşmak istemeyen müşteriler ya da tüketiciler için ciddi anlamda benim hayatımı kolaylaştıran, bana değer sağlayan yapay zeka çözümlerinden bahsediyoruz. İyi yapıldığı zaman ne kadar gerçekten wow efekt yaratabilecek konular. Dolayısıyla biz de hep bu yapay zekayı konuşurken sanki o ayrı bir dünya, deneyim ayrı bir dünya gibi çok anlatılır, konuşulur. Biliyorsunuz popüler tabirlerle anlatır ama ne kadar iç içe yedirilmiş ve entegre bir yapıda anlattınız. Onun için gerçekten çok önemli. Peki bu kadar, şunu merak ediyorum Burcu Hanım. Bu kadar komplike ve dediğiniz otomasyona tabi bir dünya ama bunun içinde bu veri görselleştirilmesi olayın neresinde ve bundan nasıl güç alıp faydalanıyor ve kullanıyorsunuz? Tabii yani şimdi toplanan verinin anlamlandırılması, hikayeleştirilmesi konusunda yapay zeka ne kadar önemliyse verinin aynı zamanda görselleştirilmesi de o derece o hikayeyi anlatma, kullanıcı kim olursa olsun bu müşteri de olabilir, içerideki karar vericiler de olabilir. Bunların hepsi için esasında o veriyi bir görselleştirme çabası içerisinde olmak gerekiyor. Az önce mesela söyledim ya müşterimiz için o şeyin çok basit bir şekilde, yani arkada ne kadar karmaşık bir data analizi ve yapay zeka kullanıyor olursanız olun, aslında müşteri orada son derece basit 4-5 kelimeyi geçmeyen bir cümleyle bunu aktarabilmeniz. Sonrasında da zaman içerisinde kliklediğinde, detaylarına bakmak istediğinde son derece görsel bir şekilde, bunu basit bir şekilde gösterebilmeniz son derece kritik. Biz de veri görselleştirme konusunda bu yaklaşımla gidiyoruz. Yani bankamızda hem müşterilerimiz için, hem kendi içimizdeki kullanımız için, hem iş ortaklarımız için verinin anlamını görsel olarak kullanmaya, göstermeye gayret ediyoruz. Burada çok farklı teknolojiler kullanılabiliyor. Yani temelde esasında şey şu, insan beyni bilgiyi görseller aracılığıyla almaya, anlamaya daha yatkın. Veri görselleştirmekteki temel amaç da mümkün olan en basit görselle herhangi bir kullanıcıya kim olursa olsun en fazla fikri, en fazla içgörüyü sağlayabilmek. Yani bunu beynimizin taktiği fotoğrafını çekebileceği bir hale getirmek. Dolayısıyla veri içerisindeki o karmaşık
farklı biçimlerde ortaya çıkmış veri ve sonuçlarını en iyi şekilde onun içindeki fikirleri veren, içerisindeki trendleri, bağıntıları, işte ayrışan noktaları kolayca görmemizi sağlayan gösterimler herkes için son derece kritik. Bunlar her yani deneyimli kullanıcılar için de son derece kritik. Biz de bunun için işte farklı görselleştirme metotları, dashboardlar, infografikler tasarlayarak veriyi herkes için erişilebilir hale getirmeye çok özen gösteriyoruz. Farklı araçlar kullanıyoruz. Ne gibi faydalarını görüyoruz bunu yapmanın? Bir kere karar alıcılara veriyi hızlı inceleme imkanı veriyor. Yeni içgörüler üretilmesini mümkün kılıyor. Buna yönelik uygun strateji belirleme, daha önce dikkate gelmeyen noktaları görülmeyeni görme, sonra anlık takip edebilme, hatta kendi analitik altyapılarımızın performansını takip edebilme, hızlı aksiyon alabilme ve belki de en önemlilerinden biri de yapay zekayla gündemimize gelen bu black box olarak ifade edilebilecek o kapalı kutuların arkasındaki şeyi biraz daha açıklanabilir görselleştirme yoluyla biraz daha açıklanabilir hale getirme, karar alıcılara uygun aksiyon tasarlamada, doğru aksiyon tasarlamada biraz daha yardımcı olma konusunda veri görselleştirme son derece bizim için faydalı oluyor. Yani çok uzattım belki ama özetlemek gerekirse hani müşteri deneyimini iyileştirmek, müşterilerimize o sizin bahsettiğiniz gibi iyi hizmet sunabilmek, anlamlı hizmet sunabilmek için yapay zeka kullanımı gün geçtikçe artıyor, artacak da. O nedenle müşterilerimizi anlamak için kullandığımız her bir analitik yaklaşımı, her bir modeli biz puzzle'ın bir parçası olarak düşünürsek veri görselleştirme aslında puzzle'ın bütününü görmemize yardımcı olan bir araç gibi düşünebiliriz. Bu sayede bizim Akbank'taki karar alıcılar işte ihtiyaç duyduğu hipotez testlerini herhangi bir gereksinime ihtiyaç duymadan hazırlanan o etkileşimli görselleştirmeler üzerinden hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Şimdi hız çok kritik. Her alanda olduğu gibi bu alanda da son derece kritik. O nedenle veri görselleştirme bize o hız konusunda rekabetle olan mücadelemizde öne çıkmamızı sağlayan hususlardan bir tanesi gibi düşünebiliriz. Süper. Ben de bir sabah bir sunum yapma şansım olmuştu. Pazarlamacıların işi artık daha zor. Her şeyi daha hızlı yapmak zorunda, daha ucuza yapmak zorunda ve daha iyi yapmak zorunda diye. Sanırım veri görselleştirmenin burada da çok çok önemli bir yeri var. Kesinlikle, evet. Burcu Hanım çok teşekkürler. Özellikle bankacılıkta neler yapılıyor ve bu kadar büyük ölçekli dünyada gerçekten aksiyonlar nereye doğru gidiyor konusunda bizleri aydınlattınız. Çok çok teşekkür ederim. Değer kattınız. Sağ olun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Güzel bir gün olmasını dilerim.